Bir önceki videoda size üst ekstremitenin kemiklerinden bahsetmiştim. Bu videoda size bu kemiklerin birbiriyle yaptıkları eklemlerden bahsedeceğim. Şöyle, üst ekstremitede bulunan hangi eklemlerimiz var? Klavikulanın göğsümüzün ortasında bulunan sternum kemiği ile yaptığı eklem, klavikulanın arkada akromion ile yaptığı eklem, omuz eklemimiz, dirsek eklemlerimiz, el bileğinde bulunan eklemler ve elde bulunan eklemlerden bahsedip ve en önemli ligamentlerden bahsedip konuyu bitirmeye çalışacağım. İlk eklemimiz artikulasyon sternoklavikularis, yani sternum ile klavikula arasındaki eklemimiz. Burada size 4 tane ligamentten bahsedeceğim. Ligamentum sternoclavicularis anterius and posterius, ligamentum costoclaviculare ve ligamentum interclaviculare. Resim üzerine bakalım. Bakın, bu bizim klavikula kemiğimiz. Bu da bizim sternum. Arada hatırlayın, eklemlerle ilgili genel bir de bahsetmiştim. Diskus var. Diskus bulunduran eklemlerden biridir. Neden diskus var? Çünkü ekleme katılan iki kemiğin uyumunu sağlamak için var. İçinde diskus bulunan eklemlerimizden. Klavikulanın sternum ile eklem yaptığı yerde, bakın şu ligament, ligamentum sternoclaviculare anterius. Bir de bunun posterius var. Arkadan bakarsanız bir de onu görürüz. Interclaviculare ligament iki klavikula arasında seyrediyor. Bakın şu. Daha sonra birinci costa ile klavikula arasında bulunan ligamentimizin adı da ligamentum costoclaviculare. Hatırlayın, klavikulanın inferior kısmına bakarken bir size bir impresyodan bahsetmiştim. Bir izden bahsetmiştim. Impresio ligamentum costoclaviculare'den. İşte o izi yapan ligamentimiz bu. Burada da muscul subclavius'u görmekteyiz. Klavikulanın hemen altında olduğu için bunun da klavikula bir oyuğu yapmıştık. Sulcus musculi subclavius demiştik hatta o isme. Bir resimde daha görelim. Bakın, bir numara bize klavikulayı, altı numara bize sternumu göstermekte. İki numara bu eklemde bulunan diskusu göstermekte. Üç numara klavikulalar arasında bulunan ligament. Ligamentum interclaviculare, inter ara demek. Beş numara bize ligamentum sternoclaviculare anterius'tan. Dört numara da bize ligamentum costoclaviculare'den göstermekte. Bir sonraki eklemimiz articulatio acromioclavicularis. Yani akromion ile klavikula arasındaki eklemden bahsedeceğim. Burada size ligamentum acromioclavicularis ve ligamentum coracoclaviculare'den bahsedeceğim. Coracoclaviculare ligamentin iki parçası var. Ligamentum trapezoidum, ligamentum conoidum. Resim üzerinde bakalım. Bakın, size göstereceğim eklem şurası aslında. Buraya bu iki kemiği ligamentlerle bir arada tutmaya çalışacağım. O iki ligamente birlikte bakalım. Bakın, burası processus coracoideus. Burası klavikulanın akromion ucu. Burası spina scapula'nın sonlanış yeri, yani akromion. Ligamentler nasıl görünüyor? Bakın, klavikula ile akromion arasındaki ligamentimizin adı ligamentum acromioclaviculare. Processus coracoideus ile klavikula arasındaki ligamentimizin adı ligamentum coracoclaviculare. Bu iki parçadan oluşuyor. Birincisi, bakın şuradaki yamuksu olduğu için trapezium yamuk, trapezoidum yamuksu demek. Ligamentum trapezoidum denmiş. Yamuksu olduğu için. Burada koni şekli bir ligamentimiz var. Onun da adına ligamentum conoidum denmiş. Hatırlayın, klavikulanın inferior parçasında ben size bir linadan, bir tane tüberkülden bahsetmiştim. Tüberkülüm conoidum ismini buradan alıyor. Ve linea trapezoidum'dan bahsetmiştim. Onu meydana getiren de ligamentum trapezoidum. Bu şekilde. Bakın, şurada bir tane daha ligamentten bahsetmek istiyorum. Processus coracoideus ile akromion arasında olan bir ligamentimiz var. Adı ligamentum coracoacromiale. Bu ligament ortopedide çok önemli. Neden? Çünkü vücudumuzda en çok çıkan eklemimiz olan omuz eklemini yukarıdan destekleyen ligament, yani çatı ligamenti. Ortopedistler buna çatı ligamenti derler. Coracoacromiale. Tekrar bir sayalım. Bakın, klavikula ile acromiale, akromion çıkıntısı arasındaki ligamentimiz ligamentum acromioclaviculare. Korokoid çıkıntı ile klavikula arasındaki ligamentimizin adı korokoklavikulare. İki parçadan oluşuyor. Bir yamuksu olan trapezoidum, bir de koni şeklinde olan konoidum. Burada size bir de şuradaki ligamentten bahsetmek istiyorum. Hatırlayın, scapula'da, incisura scapula'dan bahsetmiştim. Daha sonra bu bir ligament gelip bu çentiyi foramen'e çevirecek demiştim. Hatta içinden sinir üstünden de arter atlayacak dedim. İşte o ligamentimiz adı şu. Ligamentum transversum scapula superius.
Superius'u varsa bunun inferius'u da vardır. Zamanı gelince onu da göstereceğim. Bir sonraki eklemimiz artikulasyon humeri, yani omuz eklemimiz. Size burada ligamentum glenohumerali ve ligamentum corocohumerali'den bahsedeceğim. Neden burada çoğul var? Çünkü 3 tane kalınlaşma bölgesi var, o yüzden. Bakın burada korakoid çıkıntı ile humerus arasında bulunan ligamentimizin adı ligamentum corocohumerali. Glenoid cavidad glenoidalis ile humerus arasında olan ligamentimiz adı ligamentum glenohumeralia. Çünkü 3 tane var. Inferius, medius ve superius. Daha burası cavidad glenoidalis ile humerus'un kaput humerisi arasında oluşan bir eklem. Ve bu eklem tipi sferoid tip. Diğer eklem tiplerini saymadım. Klavikula ile sternum arasındaki eklem arasında bulunan eklemimizin tipi sellar tip. Bu bize hangi hareketi veriyor? Omuzunuzu, iki omuzunuzu önde birbirine yaklaştırın. Daha sonra uzaklaştırın. İşte bu hareketi sağlayan eklemimiz burası. Diğer tip eklemimiz de acromioclaviculare eklemimiz plana tipi. Sadece kayma yapıyor. Sferoid tip olan humeri de 3 eksende de hareket sağlayabiliyor. Zaten vücudumuzda hareket yeteneği en geniş olan eklemimiz omuz eklemidir. Ligamentum coracoacromiale çatı ligamenti bahsettim ve glenohumeralinden bahsettim. Bakın burada bir tane tendon görmekteyim. Musculus biceps brachii uzun başı. Bu tendon bakın içeriden gidiyor ve görünmüyor. Nereye gidiyor bu? Eklemin içinden geçip cavidad glenoidalis'in üzerinde bulunan tuberculum supraglenoidale'ye tutunuyor. Gelin oraya bakalım. Nasıl görebilirim? Eklemdeki tüm ligamentleri yırtıp eklemi tamamen o ligamentleri yırttıktan sonra görebilirim tutunduğu yeri. Çünkü eklemin içinden geçer. Dikkat! Tendonu eklemin içinden geçen bir kastan bahsediyorum. Musculus biceps brachii caput longum. Eklemin içinden geçer. Cavidad glenoidalis'in üzerinde bulunan tuberculum supraglenoidale tutunur. Dikkat! Bir de tuberculum infraglenoidale var. O da triceps sunuyor ama o eklemin içinden geçmiyor. Normalde kaslar tendonlarıyla eklemin dışından sağlar, dışından geçerler. İçinden geçen bir kastan bahsediyorum. Musculus biceps brachii caput longum. Dikkat! Burada size glenohumeral 3 parçasını göstereceğim. Bakın şu yukarıdaki parça, şu medius, şu da inferius. Biceps brachii'nin tendonu bakın şurada. İşte burası tam cavidad glenoidalis'in üzerine tutunuyor. Burada bir şey daha göstereceğim. Eklemimizi bir arada tutan birçok faktörden bahsetmiştim. Hatırlayın eklemlerle ilgili genel bilgilerden. Bunlardan biri de kasların tendonlarıydı. Bakın subscapular kas geliyor. Tendonu eklemi aşıp humerus'a tutunuyor. Deltoid bakın şuradan atlayıp tekrar eklem. Buradaki eklemi atlayıp klavikulaya ve scapulaya tutunacak. Şurada supraspinatuslar yine tendonuyla destekliyor. Aslında kas tendonları da omuzu eklemi bir arada tutan en büyük faktörlerden biri. Burada da onu söylemek istedim. Burada tekrar bir bakalım. Bakın sarı ile işaretlediklerim kemikler. Bir numaraya bakın. Akromion. 4 numara prosesus corocoideus. 6 numara klavikula. 8 numara scapula. 10 numara humerus. Yeşillere bakın ligamentlerimiz. 2 numara ligamentum acromioclaviculare. 3 numara coracoacromiale. 5 numara coracoclaviculare. 2 parçası var. Hatırlayın. 7 numara ligamentum transversum scapula superius. 12 numara aslında çok iyi gösterilmiş ama coracohumerale'yi göstermeye çalışıyor. 9 numarada glenohumerale. 10 ve 11 kırmızı ile gördüklerimiz de kasların tendonları. 11 subscapular, 10 numara bicepsin uzun başı. Bir sonraki eklemimiz artikülasyon kübiti yani dirsek eklemimiz. Burada tam 3 tane eklemimiz var. Size burada 3 tane eklemden bahsedeceğim. Humerus ile ulna arasındaki eklem artikülasyon humero ulnaris. Humerus ile radialis arasındaki eklemimiz artikülasyon humero radialis. Ve radius ile ulnanın arasındaki eklemlerden yukarıda olan, proksimalde olan artikülasyon radio ulnaris proximalis. Burada size bahsedeceğim ligamentler. Ligamentum collaterale ulnare, collaterale radiale. Collateral yan demek. Anulare radii
yüzük şeklindeki radyusun yüzük şeklindeki ligamenti, ligamentum quadratum dikdörtgen şeklindeki ligament. Gelin resim üzerinize bakalım. Bakın burada eklemleri görmekteyim. Bakın humerus ile ulna arasında oluşan eklem trohlea humeri ile incisura trohlearis arasında bulunur. Incisura trohlearis ulna kemiğinde bulunur. Trohlea humeri humerus'ta bulunur. Tipi ginglimus yani trohlear tip yani menteşe tipi. Zaten ismi de trohlea humeri. Bakın ismini de oradan alıyor. Bir sonraki eklemimiz radius ile kapitulum, radiusun başı ile kapitulum humeri arasında olacak sferoid tip bir eklem. Şurası. Bir sonraki de radius ile ulna arasındaki proksimal eklem. Şurası. Buradan medyalden bakıyorum. Bakın incisura trohlearis, olegranum, trohlea humeri, radiusun başı. Şurada 11 numarayla gösterdiği de kapitulum humeri. Bu da arkadan görünümü. Nereden anladım? Çünkü olegranum. Bu hangi ekstremite bu arada? Bakın burası humerus yukarısı, burası ulna medial kısım ve burası radius ve burası ön kısım. Yani bu kişinin sağ ekstremitesi yani sağ dirseğine bakıyorum. Ligamentleri gösterelim. Bakın capsula articularis. Şurada bakın bir yanlarda bulunan iki tane ligamentimiz var. Yan olan kollateral. Kollateral ulnare, ismi ulnan oradan geliyor. Ulnar taraftaki yan ligament. Radyal taraftaki yan ligament, ligamentum collaterale radiale. Şurada gördüğünüz aslında caput radii tamamen bir yüzük gibi saracak olan ligamentimiz ligamentum anulare radii. Şu ligamentum quadratum, şu bisepsin tendonun, insersiyosunun kesilmiş hali. Şu da corda obliqua. Şurası. Tekrar söylüyorum. Bakın yanlarda bulunanlar kollateral ligamentler. Ligamentum kollaterale ulnare. Neden? Çünkü burası ulna. Ligamentum kollaterale radiale 22 numara. 24 numara ligamentum anulare radii. Bir yüzük gibi, bir çember gibi radyusu çeviren ligament. Şurada kuadratum göremiyorum ama corda obliquayı görmekteyim. Bu da bisepsin insersiyosunun kesilmiş hali. Burada kim var? Burada da brachial kasın tendonu var kesilmiş. Burada medyalden bakıyorum. Bakın kollateral, ligamentum kollaterale ulnarenin yandan görünüşü, medyalden görünüşü. Burası kim? Tendon, bisepsin insersiyosu. Şu kim? Anulare radii. Radius başı çok çıkar çocuklarda. Biraz ondan bahsedeyim. Çıkma luksasyon, subluksasyon. Bakın, radius pronasyon halindeyken, bakın bu supinasyon halidir. El, avuç yukarı doğru bakıyordur burada. Buradan çevirirsiniz avucunuzu aşağı çevirmek için radyusunuzu bu şekilde getirmek zorundasınız. Zaten bize pronasyon ve supinasyon yeteneğinizi kazandıran eklem aslında burası. Yani radio ulnare proksimal eklem. Kemik bu haldeyken yani pronasyon halindeyken eğer kemiği çekerseniz çocuğun elini yani şöyle şu yönde bir kuvvet uygularsanız ligamentum anulare radii yırtarsınız. Çünkü zorlarsınız. Şuradaki ligamenti zorlarsınız. Zaten çocukların ligamentleri çok sert değildir, yumuşaktır. Zorlarsanız buradaki ligament yırtılır. Radius başı buradan çıkar. İşte biz buna radius subluxasyonu diyoruz. Çocuklarda çok çıkar. Eğer çok yüksek bir kuvvet uygularsanız çıkması çok olası. Şurası. Şurası çıkar buradan. Artikülasyon, radio ulnaris distalis'e bakalım. Ben şeyden bahsetmedim bu arada. Şimdi burası trohler tip, şurası sferoid tip, şurası trokoid tip. Şurası radius ile ulna arasındaki eklem trokoid tiptir. Yani tekerlek gibi bu radius burada döner. Şöyle üzerine atlar hatta. Trokoid tip. Aynısından bir de distalde vardır. Bakın şurada. Şuraya bakıyorum. Ulna ile radius arasındaki eklem bir de distal kısmına burası da trokoid tiptir ve pronasyon ve supinasyona yardımcı olur. Yukarıdaki ekleme yardımcı olur. O da artikülasyon radio ulnaris distalis deriz. Nerede oluyor? Bakın şurası. Tam olarak şurası. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Incisura ulnaris radiusun distalinde bulunur. Çünkü çentikler içine yerleşecek olan kişiye göre isim alır. Incisura ulnaris radius kemiğinde bulunurken
radialis ulna kemiğinde bulunur. Çünkü içine girecek olan yere göre isim olur. Bunu karıştırmayın lütfen. Şimdi corda obliqua ve membrana interossa'dan bahsetmek istiyorum burada. Bakın oblik seyirli olduğu için yani eğik bir şekli olduğu için ismi buradan geliyor zaten. Corda obliqua. Buradaki membrana interossa'nın ismi nasıl geliyor? Bu membran ve bu iki kemik arasında olduğu için inter ossa da kemik. İki kemik arasındaki membran interossa. Bir sonraki eklemimiz articulatio radiocarpalis yani el bileği eklemimiz. İsminin de zaten el bileğini bu ekleme katılan kemiklerden alır. Karpal kemikler katılır ve radius katılır. Ulna bu disk içeren bir eklemdir bu arada. Ulna dolaylı olarak katılır. Aslında çok uzak bir bölgededir. Dolaylı olarak katılır. Eğer şöyle bir soru karşınıza gelirse aşağıdakilerden hangisi el bileği eklemine katılmaz? Radius, scaphoidum, lunatum, tricoetrum ve ulna. Cevap ulnadır. Çünkü ulna dolaylı olarak katılır. Ama eğer seçenekler şuysa radius, scaphoidum, lunatum, ulna ve capitatum. O zaman cevap capitatum. Çünkü ulna dolaylı da olsa katılıyor. Ama capitatum katılmıyor. Katılan kemiklerimiz kimler? Radius direkt katılır. Scaphoidum, lunatum ve tricoetrum direkt katılır. Arada discus vardır. Ulna dolaylı olarak katılır. Şuradan şurası benim el bileği eklemim. Burada elipsoid tip bir eklemdir ve fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon ve sirkümdüksiyon hareketleri yapabilirim. Gerçekten hareket yeteneği çok geniştir buranın da. Bir sonraki eklemlerimiz elde bulunan diğer eklemler. Size burada intercarpalis, mediocarpalis, carpometacarpalis pollicis, carpometacarpalis 2 3 4 5, intermetacarpalis, metacarpofalangealis, interfalangealis'ten bahsedeceğim. Tek tek bunları açıklayalım. Kim bunlar? Bakın onun açı zaten şuradan bir göstermek istiyorum. Çok uzak zaten. El bileğine çok uzak katılmıyor yani. Disk var. Dolaylı katılıyor. Şimdi ilk eklemimiz interkarpalis. Yani karpaller arasındaki eklem. Bakın her karpal kemiği birbirine çok bitişiktir. Bunların her birbirleri yaptığı her eklem interkarpalidir. Bir sonraki mediokarpalis. Şöyle iki sıradan bahsetmiştim. Hatırlayın karpal kemiklerden bahsetken bir proksimal sıra vardı bir de distal sıra vardı. Proksimal sıra ile distal sıra arasında oluşan eklem mediokarpalistir. Bir sonraki carpometacarpalis pollicis. Pollicis gördüğünüz yer baş parmakla ilgili demek. Pollicis. Carpometacarpal, karpal kemik ile metakarpal kemik arasında oluşan bir eklemden bahsediyorum ve bu baş parmakla ilgili. Neresi? Bakın gelin. Karpal kemik ile metakarpal ve baş parmak. Şurası. Carpometacarpalis'lerin diğerleri de 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki intermetacarpalis, metakarpaller arasında oluşan eklemler. Bakın şuralar. Birazdan renkli olarak göstereceğim. Metacarpofalangealis, metakarpal ile falankslar arasında oluşan şuradan bahsediyor. Bir sonraki de interfalangealis, yani falankslar arasında şuralar. Şuralar. Renkli olarak verin. Bakın şurası elipsoid tip olan el bileği eklemimiz yani articulatio radiocarpale. Şimdi turuncu olarak gördüklerimiz interkarpale yani karpaller arasında. Mavi olarak gördüğümüz şu mediokarpale yani medial sırayla distal sıra arasında bulunan eklemimiz. Pembe olarak gördüğümüz carpometacarpale 2 3 4 5. Sarı olarak gördüğümüz carpometacarpalis pollicis. Şimdi yeşil olarak gören elipsoid tip, turuncu ve mavi olarak gördükleriniz plana tip, pembe de plana tip, yeşil de plana tip. Sarı sellar. Sellar tip bir eklem ve baş parmağımıza hareket yeteneği sağlayan eklem, asıl eklemimiz burasıdır. Baş parmağımız bu sayede fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, opozisyon ve repozisyon yapar. Baş parmağımızın bu hareket yetenekleri bize inanılmaz güzel bir tutma kabiliyeti verir. İşte o asıl eklem burası. Tekrar ediyorum. Yeşil, pembe, turuncu, mavi bunlar plana tip. Sadece hafif kayma yaparlar. Şurada gördüğümüz yeşil, hafif yeşil olan elipsoid tip. Fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon yapar. Sarı olan fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, opozisyon ve repozisyon hareketleri yapar. Sellar tiptir.
Burada da size metakarpofalangealis'i göstermek istiyorum. Bakın şurası. Nasıl, neresi aslında? Şöyle göstereyim. Bakın şurası aslında. Bakın şuralar metakarpal kemiklerimiz. Şurada falanks kemiklerimiz. Metakarpofalangealis şurası. Tekrar önceki resme gelelim. Şurası yani. Burada sferoid tip bir eklem vardır. Ama şuralar sferoid tiptir. Çünkü burada bir kaput vardır ve onu saran bir, ona uyumlu bir eklem yüzü. İnterfalangealis tipler de ginglimus yani troheler tip. Tıpkı ulna ile humerus arasındaki eklem gibi. Hareket yeteneği fleksiyon ekstansiyon. Sferoid tiplerin aslında çok geniştir. Burada fleksiyon, ekstansiyon ve hafif abduksiyon yapabilirsiniz. Burada tekrar bakın interfalangeal eklemlerimiz şuralar. Hatta burası proksimal interfalangeal eklem, burası distal interfalangeal eklemdir. Şuralar metakarpofalangeal eklemler şurası. Burası el bileğimiz. Şurada carpometacarpales pollicis eklemimiz var. Hatırlayın sellar tip. Metakarpofalangeal eklem şurası. Şuranın aynısı şurada da var. Burada da ligamentler görülmekte. Bir sürü ligament var. Çok önemli değil. Çok zaten bir sürü olduğu için kalıcı olmuyor. O yüzden çok bahsetmeyeceğim. Ama tekrar şeyi söylemek istiyorum. Hangi eklem hangi tip diye ona tekrar söylemek istiyorum. Bakın. İnterkarpaleler plana. Mediokarpale plana. Sarı olarak gördüğünüz karpometakarpaleler 2, 3, 4, 5 plana tiptir. Ama pollicis sellar tiptir. İntermetakarpaleler planadır. Çok hafif kayma yaparlar çünkü. Burada zaten tek hareketli olan şu sellar tip. Şurada metakarpo falangealis arasındaki eklemimiz sferoid tiptir. İnterfalangealis eklemlerimiz de troheler tiptir. Yani bana sadece fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yapabilirler. Bu da bizim ligamentlerimiz. Kısaca da size bir eklemde oluşan inflamasyondan bahsetmek istiyorum. Bir eklemin inflamasyonuna biz artrit diyoruz. Bakın ismi artikülasyondan geliyor. İt de onun inflamasyonu. İnflamasyonlar bazen mikroplarla olurlar ama bazen mikroba gerek duymazlar. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama yaşlı kadınlarda rumatoid artrit vardır. Ellerde görülür. Özellikle proksimal interfalangealis'te bulunur. Burada sebebini kesinlikle bilmiyoruz. Henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama bir şekilde kişinin kendi bağışıklık hücreleri ekleminde bulunan kıkırdakları yemeye başlar. Orayı yabancı gibi algılar ve yer. Daha sonra burada şekil deformiteleri ve hareket yeteneğini kaybeder kişi. Ellerini kullanamayacak seviyeye kadar ilerleyebilir romatoid artrit. Kişi ellerini kullanamaz hale gelir. Bunu neden anlatıyorum? Eklemlerimizin aslında bize hareket yeteneği verdiklerini ve ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü romatoid artritin ilerlemiş olan hastalar maalesef elleriyle birçok günlük işlerini yapamıyorlar. Çok basit olan günlük işlerini yapamazlar. Düğme ilikleyemezler, kaşık iyi tutamazlar, yemek iyi yiyemezler. Günlük ihtiyaçlarını devam ettiremezler. Rumatoid artrit böyleydi. Osteoartrit de şöyle. Yine bir kıkırdak harabiyeti var ama burada bağışıklık sisteminde bir sıkıntı yok. Burada daha çok darbeler yüzünden oluyor. Ve osteoartrit sonucu iki tane eklem, bir ekleme oluşan iki kemik, arada eklem olmayacak şekilde tek kemik gibi birleşirler. Genelde diz eklemimizde olur. Bir de septik artrit diye bir şey var. Septik artrit de o eklemde bulunan inflamasyon nedeninin mikrop nedenli olduğunu gösteriyor. Sepsis, septik. Yani oraya bir darbe almışsınız. Oraya bir mikrop inoküle edilmiş. Yani içine girmiş eklem sıvısına. Ve orada büyümüş, çoğalmış. O da inflamasyona neden olmuş. Çok ağrılı olur septik artrit. Bakın romatoid artritte ağrı yoktur. Ama kabiliyet gitmiştir artık. Ve geri dönüşü yoktur. Septik artritsen enfeksiyon kapmıştır. Mikrop gerekli tedavilerle, antibiyotiklerle hareket yeteneğini geri kazanabilir. Eklemler hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda size üst ekstremitenin kaslarına başlayacağız. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.